Dünya gündemindeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Özgür Suriye Ordusu Halep Komutanı Abdülcebbar Akide, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu'nun artık kendilerini temsil etmediğini söyledi. Han Asel'de Suriye askerlerinin öldürülmesini katliam olarak nitelendiren, SMDK'nın tutumunu sert bir dille eleştiren Akide, artık dışarıdan birilerinin adımıza temsilci tayin etmesini istemiyoruz diye konuştu. Suriye ordusu Humus'u tamamen ele geçirmek için operasyon başlattı. Humus'un geri alınmasıyla Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus'la başkent Şam'ın bağlantısı tamamlanmış olacak. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye Arap Ordusu'nun kuruluşunun 68. yıl dönümü kutlamalarında meydan okudu. Esad, eğer Suriye'de zaferden emin olmasaydık, 2 yıldan fazladır süren bu vahşi saldırılara karşı devam etmeye gücümüz olmazdı dedi. NATO bu kez Afgan askerlerini vurdu. NATO güçlerinin Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde düzenledikleri hava saldırısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti. Kars'ın Arpaçay ilçesinden hayvan almaya gittiği Ermenistan topraklarında Ermeni askerlerince vurulan çoban Mustafa Ülker yaşamını yitirdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. 2 gün önce de Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir astsubay hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İran'a petrol sanayisine hedef alan sert yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, İran'ın madencilik ve inşaat sektörlerinde yer alan her türlü ticari kuruluşun kara listeye alınmasını öngörüyor. Kısıtlama sonucu piyasadan günde 1 milyon varil petrolün azaltılması gerekecek. Fransız hava yolu şirketi Air France yeniden yapılandırma süreci kapsamında önümüzdeki yıl 2500 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Şirket geçtiğimiz hafta duyurduğu 2013'ün ilk çeyrek bilançosunda yaklaşık 800 milyon avro zarar açıklamıştı.